Web sitelerinde menüler yapılırken öncelikle menü için bir div tasarlanıyor. Adına da menü diyorum. Ardından bu divin içerisine linkler koyuluyor. Ben şimdi önce bir divimi tasarlayayım, ardından linklerimi koyayım. Örnek olarak bir imaj bulduk, resim. Sprite tekniğini uygulayacağımız. Resmin boyutları 500'e 374. Ben bu boyutları baz alarak resmi bir şekilde Photoshop'ta da baktım örnek olarak. Resmi bir şekilde hareket ettireceğim Dreamweaver'da. Önce menümü bir tasarlayayım. Reset CSS'imi ekledim sayfama. Ardından yeni bir CSS kuralı tanımlıyorum. Yalnız bu alışkanlık oluyor. Reset'i değiştirmiyorsunuz. Ekledikten sonra yeni bir site sayfasına yapacağım kendi CSS'lerimi. Reset'te karıştırmayacağım. Buna da örnek deyip kaydediyorum. Bu örnekte arkadaşlar yapmam gereken şey şu. Önce menü kutumu tasarlıyorum. Kutumun boyutu kaça koç olsun. Şimdi benim 3 tane yan yana resmim olacak. Aslında 500 piksel bayağı geniş. Ben onları küçültmek istiyorum. 500 değil de toplam şu resmin boyutu ne kadarsa, şu resmin boyutu ortalama diyelim ki şöyle bir şey alacağım. Tam resim boyutlarına yakın bir şey alacağım. Şu boyutlarda. Bu resim boyutu ne kadarmış? Şöyle kabaca bakayım. 273'e 115. 273 genişlikse 3 tane yan yana düşünürseniz ne eder? Siz alt alta yaptınız, ben yan yana yapacağım. 600, 810, 819 yapıyor. O zaman ben yaklaşık 820'lik bir kutu yapayım. Yüksekliği de ne olacak? 109 muydu? 109 piksellik yükseklik vardı. Şurada yukarıda biraz fazla aldığım için söylüyorum. Bizim normalde biraz önce hesapladığımız 109'du. Dolayısıyla ben uzun bir kutu tasarladım böyle. Kutum oluştu. Bu kutunun içine linklerimi koyacağım. O linkleri yan yana yapacağım ben. Siz yan yana yapmamıştınız. Tamam, bu menü kutum. Şimdi şu linklerimi ben alıyorum. Ana sayfa hakkımızda ve diğer yazılarımı getirip menümün içine koyuyorum. Aslında yaparken menüyü şöyle yapıyorlar. Bunları seçip sırasız liste yapıyorlar. Sonra her bir liste elemanına gelip link veriyorlar. Diyorlar ki işte ana sayfaya basınca index.html'ye gitsin. Hakkımızda'ya basınca hakkimizda.html'ye gitsin. Tekrar yapıyorum. Hakkimizda.html enter. Referanslarımıza basınca referanslarımız .html'ye gitsin. Allah Allah. Tamam, 3 linkim de hazır. Şimdi o menüyü öyle bir şekillendiriyorlar ki o menü daha doğrusu bu liste maddelerini öyle bir şekillendiriyorlar ki o bir menü haline geliyor. Dolayısıyla önce şunu yapıyorum. Örnek CSS'in içine önce ana sayfa yazan yere tıklıyorum. Artıya basıyorum. Menünün içindeki ulun içindeki li'nin içindeki a diyor. Ben öncelikle her bir liste maddesini yani menünün içindeki ulların içindeki li'leri yan yana getirmek istiyorum. Tamam diyorum. Bunların yan yana gelmesi için CSS kural bölümünde, engelle bölümünde display yani görünürlüğü inline blok. Inline aynı satırda kutu elementler olsun diyorum. Bunu dedikten sonra bu kutuların da boyutunu belirlemeniz lazım. Benim boyutlarım kaça kaçtı hatırlıyor musunuz? 273'e 109 piksellik kutular olacak. Margin'i, padding'ini sıfırlıyorum. Uygula diyorum. Kutularım 273'e 109 oldu. Ve inline blok oldu. Aslında menünün içindeki li'lerin içindeki a'ları bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde yani buradan da müdahale edebiliyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyorum. Örnek olarak bir görelim tabii son halini. Dosyamızın son hali şu arkadaşlar. 3 tane kutu. Tam boyut yetmediği için birisi aşağı inmiş.
Demek ki o zaman ben menümde menü kutumun 820 değil de 273 çarpı aslında tam oturmalı ama ben burayı bir 900 piksel falan yapayım. Tam içine sığsın yazdığım yazılar. 3 tane kutu geldi yan yana. Şimdi bu kutuların içine linkler koydum. Bu linkleri şekillendiriyorum. Bunun için linklerden bir tanesine tıkladım. Yeni bir CSS kuralı dedim. Menünün içindeki a'ları, li'lerin içindeki a linkler. Ne olsun? A linklerin kutu boyutu 273'e 109 piksel, 0'a 0. Engelle bölümünden görüntüsü, blok element, pardon, inline blok element, kutu. Bu boyutlarda arka planını ayarlıyorum. Arka planı da diyorum ki şu resim tekrar etmeyecek. X'i eksi 23 müydü? Y'den de X'ten de kaydıracağım. Neden biliyor musunuz? Şu ana gelmem lazım. Şu kareye. O zaman bu resmi biraz kaydırmam lazım. Ne kadar kaydırmam lazım? X'ten bu kadar, Y'den bu kadar. Yani şu kadar mesafe kaydırmam lazım. Yani o kadar mesafe neymiş? 110 piksel X'ten, Y'den de eksi 23 piksel. O zaman geliyorum. Eksi 110 da buradan diyorum. Uygula deyip tamam diyorum. Dosyadan tümünü kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Bir şeyler oluşmaya başladı. Ama tam istediğim gibi değil. Sıralamaya bakıyorum. Acaba kutunun kaydırma yaptığım bölgesine bakıyorum. Y'den eksi 23, X'ten eksi 110. Uygula deyip tamam diyorum. Sayfamı yeniliyorum. Şimdi bir şeyler oturmaya başladı. Geliyorum aynı şekilde. Burada tabi arkadaşlar arada padding falan vermemeniz lazım. Varsa padding ayarınız bunları değiştirmeniz lazım. Aynı şekilde aynı yapının bakın aynısına geleceğim. Yeni CSS kuralı diyeceğim. Bu sefer A değil. A hover'ı yapmam lazım. Yani şundan bahsediyorum. Yine compound'a geldiğinizde A'nın hover'ı. Arka planında yine aynı resim olsun. Tekrar etmesin. Ne kadar kaysın bu resim? Şimdi x'i eksi 110 kaydırdık. Tamam. Eksi 110 da dursun. Y'si yukarı doğru kayacaktı. Y'si ne kadar kaymalı yukarı doğru? Eksi 241 miydi? Sadece bu özelliği verdim. Yani linkimin üzerine gelince eksi 241 piksel kayarak linklerim yan yana üzerine gelince arkasındaki resimler değişerek görünmesini sağladım. Tamamen bir üç kağıt yaptım yani. Tabii şu andaki resmimiz ideal bir resim olmadığı için, bizim kendi tasarladığımız bir resim olmadığı için böyle biraz absürt durabilir ama sonuçta resmin kaymasını ve değişimini görebilirsiniz. Buna CSS Sprite tekniği deniliyor.